Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Havacılık ve savunmanın önemli alanlarına temas etmiş, ürün geliştirmiş bir isim. Hakan Altınay. Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Hakan Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz sizi fuarlarda daha çok insansız hava araçlarınızla, kargo taşıyan araçlarınızla Doğru. tanıdık. Doğru. Ama sonra gördük ki siz... Kaan'a da el atmışsınız. Birçok projede <laughs> varsınız. Yani adı üzerinde Altınay Teknoloji Grubu. Birçok yerde varsınız. Sivil veyahut da askeri. Sizden dinleyelim Altınay Teknoloji Grubu başta Kaan olmak üzere savunma ve havacılığın neresinde? Altınay Teknoloji Grubu'nun altında Altınay Savunma ve Havacılık Teknolojileri konusunda bir firması var, iştiraki var. 2014 yılında kurdu. Bu firmanın da e, Ortak olarak kurmuş olduğu iki tane iştirak firması var. Bunlardan bir tanesi Dasal, diğeri de Taç. Taç özellikle havacılık anlamında, havacılık endüstrisinde eğleyiciler, iniş takımları ve e, bu konuda test sistemleri geliştirmek üzere kurulmuş hareket ve kontrol konularına çok hakim bir firma. E, Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın özellikle iniş takımlarını Taç firmamız geliştirdi. Yani Türkiye'de evet. ilk defa yerli ve yerli. bu ülkenin insanıyla beraber bu iniş takımı geliştirildi. Bu yaklaşık 3 yıllık bir araştırmanın sonucunda her, her türlü testleri de yapılarak oluşturuldu. Ve bugün e, iftarla uçağımız Kaan'a takıldı ve Kaan'ın hem kalkmasını hem de inmesini sağlayan iniş takımları Taş tarafından gerçekleştirildi. Yani Kaan'ın iniş takım meselesi bitti diyebilir miyiz? Kaan'ın iniş takım meselesi bitmesinden ziyade ülkemiz iniş takımları konusunda bu teknolojiye ta egemen oldu dememiz daha Zaten daha doğru. Zaten Kaan'la bunu yapmışsanız evet. hür kuşu, hür jeti Çok devam doğru. bitmiş demektir. Kesinlikle. Yani 5. Evet. nesil bir savaş uçağına böyle bir teknolojik altyapıya kazandıran bu firmanın mühendislik gücü aslında ulusal seviyede her türlü iniş takımını yapabilecek düzeyde bir yetkinlik sahibi olduğunu Başka gösteriyor. bir detaydan daha bahsetmiştiniz Kaan'da iniş takımıyla birlikte. Kaan'daki, Kaan'da iniş takımın haricinde uçuş kontrol eğleyicileri dediğimiz evet. yani sadece Kaan anlamında değil yine bunu Genel ulusal anladım. seviyede evet. yani milli seviyede mevcut uçakların e, uçmasını sağlayan onları yerden havaya kaldıran sonra da havada düzenli uçuşunu sağlayan sonra tekrar yere indiren havada manevra yaptıran Uçaklarda bulunan yükseliş eğleyicileri yani uçağı havada tutan ve yere indiren bütün mekanizmalar ve elektronik sistemler bütünü. Bütün bu eğleyicilerin hem mekaniği hem elektroniği hem yazılımı Türkiye'de taç tarafından geliştiriliyor. Ya bu da e, işin çok hassas ve zor bir tarafı. Bu da aslında dünya ölçeğine bakarsanız e, hakikaten çok sayılı ülkenin içerisindeki yetkinliklerden bahsediyoruz. O yüzden TAC'ın elinde bu büyüklükte bir mühendislik birikimi 4 yılda oluştu. Şimdi bu Kaan'la ilintili olan tarafı ama toplamda sizin yaptığınız çok sayıda iş var. bir Onları da anlatın. Doğru. Şöyle 1990'lı yıllarda, 94 yılında ilk endüstriyel robotu e, Türk kamuoyuna e, sunmak için üniversitedeki akademik görevlerimizden ayrılıp altınay robot Teknolojileri kurduktan sonra o firmayı aslında Türkiye'de yeni ve uç veren teknolojileri geliştirmek üzere bir e, amiral gemisi gibi kurguladık. Ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu endüstriyel yetkinlikteki yenilikçi ve özgün teknolojileri üretme noktasında bizim için bir şirketti. E, 2006 yılı, yılı 2006, 2006-2005'li yıllara geldiğimizde özellikle birikimimizi, robot teknolojilerindeki birikimimizi savunma endüstrisine açma arzusundaydık. O dönemde NATO kapsamında eee Lüksemburg'da bir alt birimi var Namsa diye. Ee, Türkiye'de e, ömrünü tamamlamış olan mühimmatların sökülmesiyle alakalı e, büyük ölçekli bir proje çalışması başlamıştı ve yaklaşık bir sene dört ay içerisinde fikri plandan tasarıma, tasarımdan üretime ve sonunda da devreye almaya yani Çok 16 ay sürede, gibi evet. bir kısa kısa sürede 2007 yılının sonunda Dünyadaki tek entegre ve insansız mühimmat sökme e, projesini oluşturduk. O bizim savunma alanındaki e, aslında en başarılı çalışmamız olduğu için de… Zıplama noktası mı e, yani evet, tabiri yani, caizse? Kesinlikle o, o yapılan çalışmayla savunma alanında e, doğru söylemek gerekirse artık e, önümüzün açıldığını söyleyebilirim ve yeni proje… E, konularında çalışmaya başladık. Akabinde Aselsan'la ASELSAN'da e, bir projeye başladık ve orada da e, özellikle bizim e, zırhlı konusunda çalışan Altay evet. tankının hı hı. eğleyicisi, namlunun dikey olarak yukarı aşağı hareketini sağlayan eğleyici ve aynı şekilde yine ana mimaride namlunun sola ve sağa dönüşünü sağlayan yanal eğleyicisini geliştirdik. Biz aynı zamanda eee İstanbul Teknik Üniversitesi'nde havacılık, uçak ve uzay bilimleri konusunda eğitim almış bir ekiptik. Bir mühendislik anlamında yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla. O yüzden de havacılık konularına da yavaş yavaş çalışmaya başlamıştık. 2012 yılında çok rotorlu yani kanatsız pervanenin etkisiyle havada kalabilen drone teknolojisinde Projeler yapmaya başladık. Geliştirdiğimiz taktik ve özellikle gözetleme yeteneğindeki hava araçlarımızla arka planda savunma alanına önemli ürün geliştirmeye başladık. Hatta geliştirdiğimiz ürünler birçok alanda da kullanılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. O yüzden de oradaki yeteneğimizi de geliştirmeye başlayarak mikro, mini, hafif, orta, ve ağır sınıf olmak üzere 5 alanda 5 sınıfta yaklaşık 12 farklı ürünü geliştirerek e, ulusal havacılık endüstrimize ve aynı zamanda savunma endüstrimize katkı yapan bir hale dönüştürdük. 2019 yılında savunmanın içinden de yeni bir şirket haline dönüştürdük ve Dasal Havacılık ve İleri Teknolojiler evet. Şirketini kurduk. Dasal'da bugün özellikle hem mini hem de kargo olmak üzere ki kargodan bahsettiğimiz yaklaşık faydalı yükü 75 kilogramla 150 kilogram arasında olan. Yani az boz bir rakam değil evet, yani havada. Yani havada yaklaşık 45-50 ve dakika kalabilen, hı hı. E, menzili de 20 kilometre menzile sahip, her türlü hava ve karıştırma yeteneğinde kendi Uçabilen. elektronik yeteneğiyle havada kalabilen ve e, özellikle... Zor hava şartlarında, bu zor hava şartları çok önemli. Puslu, sisli, fırtınalı hava şartlarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip hava araçları geliştirmeye başladık. Bunlar bu, şu an yoğun kullanılıyor diye bunlar, biliyorum bazı yoğun, yerlerde. Bunlar mesela, yoğun olarak kullanılan hava araçlarımız bizim. Mesela e, hafif platformda kullandığımız serçe e, ürünlerimiz, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 2000'e yakın. Yani adet olarak söylüyorum. 2000'e yakın evet. bir adetle Türk Sağlık Kuvvetleri'nde hizmet veriyor. Ee, hem e, keşif hem gözetleme hem de aynı zamanda işaretleme yeteneğine sahip olan bir hava aracı. Bunların en büyük özelliği askeri standartlarda hava araçları olduğu için karıştırma konusunda yetkinlikleri yüksek. Evet. Özellikle bir görev verdiğinizde haberleşme ile alakalı konularda sıkıntılar oluşursa bu haberleşmeden kastettiğim GNSS konusundaki kopmalar ve şeyler olursa bir nevi güvercin gibi uçabilen, kendi iç otonom yeteneğiyle Hı -hı. görevini tamamlayan hava araçları normal piyasadaki mevcut dronlardan çok farklı evet. o yüzden yani. Onlarla karşılaştırılamaz. güzel tar değil. güzel tarafı kendi ulusal birikimimizle yani kendi havacılık teknolojilerimiz, bunun sahip olduğu altyapı, kontrol mimarisi. Şöyle söyleyeyim ben size Güntay Bey. Özellikle birçok yeni nesil hava aracımızdaki buna kargoyu da dahil etmek istiyorum. Bunların hem haberleşme mimarisi, milli seviyede geliştirmiş ürünler, bütün otonom mimariler, yazılımları, motor teknolojileri, sürücü teknolojileri bunların hepsi ve füzyon yani sensörleri birleştiren ana kontrol yapısı milli ürün olarak bugün geliştirdiğimiz ürünler olduğunu söylemek isterim. Aynı zamanda ürünün bütün mühendislik tasarımı yani ürünün Hı. kendisi de bize ait. Yani herhangi bir yerden alınma ve herhangi bir yerden esinlenme de değil. Tamamen kendi uçuş mühendisliğimiz, kendi uçuş Hı. fiziği üzerinde geliştirdiğimiz hava araçlarımız. Ki e, biz özellikle yüksek yük taşıyabilen yani 75 kilogram Hı. ve üzerinde yük taşıyabilen e, kargo e, İHA konusunda Dünyadaki üç veya dördüncü şirket olduğumuzu biliyoruz bu konuda. Buradaki bilmekten kastettiğim operasyonel anlamda yetkinlikten dolayı özellikle söylemek evet. istiyorum. 2019 yılında Dasal'ı kurduk. 2020 yılında Aselsan bize ortak oldu. Evet Dasal'ın orta Aselsan oldu. Ortak bir yönetim şirketi oluşturduk ve Dasal'ı beraber yönetiyoruz hareket ve kontrol teknolojileri konusundaki bu birikimimizi e, özellikle ülkenin ihtiyaç duyduğu teknoloji üretme konusunda tacı da böyle kurduk. Onu da 2019 yılında bu milli muharip uçağımızın ihtiyacı olan yeni teknolojiler, iniş takımları, test sistemleri, uçuş kontrol ve eğleyiciler bunları geliştirmek üzere TUSAŞ Altınay Actuator Company, TUSAŞ Altınay Eğleyici Şirketi'ni kurduk. Evet. TAC'ı. Altınay savunma teknolojilerinde de ülkemize çok kıymetli ve değerli ürün ailesine teknolojiler geliştirdik. Mesela milli gemimizin e, helikopter yakalama ve transfer sistemi olan HTHTS'yi ilk defa biz geliştirdik. Daha evvelden yurt dışından alıyorduk. Fakat Türkiye'ye bununla alakalı engeller ve sınırlamalar getirdiler. Türkiye'ye satılamayacağına karar verdiler. Altman savunma teknolojileri bu ürünü geliştirebileceğini ortaya koydu ve hakikaten iki yıllık bir çalışma sonucunda İstanbul Fırkateyni'mize başarıyla helikopter yakalama ve transfer sistemini kurmuş olduk. Peki, ihracat zakamız demeyeyim ama verebilirseniz memnun oldum. Şöyle söyleyeyim, toplam çeyimizin, e, ciromuzun yaklaşık yüzde otuz beşini ihracat yaptığımızı söylemek isterim yani. Hedef nedir? Gelecek yıllara yönelik... E, yani böyle çok iddialı şeyler söylemek istemiyorum ama bunu dengeli olarak götürmek bizim açımızdan çok önemli. Yani %55'ini, 50'sini ihracat yapmak, 50'sini de ulusal sanayimizin altyapısını olgunlaştırmak olarak söyleyebiliriz. Çünkü ülkemizin sanayisinin ve ciddi anlamda altyapıda modernizasyonu, yeni teknolojiler uygulaması. Şöyle bir örnek vereyim, bugün bir firmamızın üretim altyapısını, Robotikle e, yeni bir üretim altyapısını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 550 robotlu hat yapıyoruz. Evet. Bayağı büyük bir hat. Yani e, Orta Avrupa'da bile bu büyüklükteki hat hemen hemen e, ilk diyebilirim size yani. Yaklaşık 13 bin metrekarelik bir tesis ağırlıklı olarak savunma endüstrisine hizmet verecek. Yani altınay savunma... Teknolojileri firmamızın kurmuş olduğu bir e, üretim altyapısı. Hem üretim hem mühendislik anlamında. E, üretim yelpazesi de şöyle size sadece söyleyeyim. E, farklı nitelikteki hassas e, üretimden elektronik komponente kadar giden süreç. Yani dizgiye kadar. Bu evet. yetenekte yeni nesil bir üretim tesisi. E, Tam bir integratör gibi olacak. Yani de. yaklaşık bir aylık bir şeyimiz kaldı inşallah bir ay içerisinde. Burada nasıl ürünler çıkacak? Burada aslında e, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu e, ileri teknolojiye dayalı birçok alanda üretimi gerçekleştirebilen ulusal seviyede bu bahsede başta da bahsettiğim gibi e, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak düzeyde bir üretim tesisi olacak. İnşallah evet. siz yapın biz açılışa Aa, geliriz. Memnuniyetle. Yani. Az bir zamanımız kaldı. Yani. Evet. Hakan Bey teşekkür ediyorum. Sen Katıldığınız teşekkür için, ederim. bize bu imkanı verdiğiniz Başarılar için. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok önemli bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz ve ülkemiz için çok değerli. Onun için çalışanlarınızı, ekibinizi, mühendislerinizi hepsine tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben de çalışma arkadaşlarıma, ülkeye kazandırdıkları teknoloji için. Çünkü onlar gece gündüz çalışarak bunları ortaya çıkardılar. Müthiş bir feragat var. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde sağ olun, var olun. Siz de sağ olun.